Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hiç uzatmadan konuya gireceğim arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Kurban Bayramı hava durumu tahminine bakacağız inşallah arkadaşlar. Gördüğünüz üzere MGM açık önümde. Şimdi hemen birlikte MGM'nin o uzun vadeli tahminine bakalım arkadaşlar. Pazar gününe gördüğümüz üzere birçok yerde sıcak havaların etkisi olması bekleniyor arkadaşlar. Özellikle iç kesimlerde bayağı sıcak havalar etkili olacak. Doğu Karadeniz civarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniliyor. Iğdır civarında yağışların olması bekleniliyor. Pazartesi günü bu yağışların tamamıyla yurdumuzdan çıkması bekleniliyor arkadaşlar. Sıcaklıkların iç kesimlerde bir miktar daha artması bekleniliyor. Yalnız batı kesimlerimizde yavaştan yavaştan sıcaklıkların düşmesi bekleniliyor arkadaşlar inşallah. Salı günü yurdumuzun birçok bölgesi aynı şekilde olması bekleniliyor. Fazla bir değişiklik yok arkadaşlar. Salı günü, çarşı bayramın birinci günü, bayramın ikinci günü arkadaşlar, çarşamba günü Marmara'da, Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarının etkili olması bekleniliyor. Yağışlarla birlikte sıcaklıkların bir miktar düşmesi bekleniliyor arkadaşlar. Perşembe günü Karadeniz geneli, Marmara'da, İstanbul civarı, Yalova civarı arkadaşlar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniliyor arkadaşlar bayramın 3. günü. Sıcaklıkların ise giderek daha da düşmesi bekleniliyor. Yalnız Akdeniz civarında sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniliyor arkadaşlar. Batı kesimlerde Akdeniz civarında sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. Cuma günü bayramın 4. günü arkadaşlar. Sanırım bayram 4 gündü diye hatırlıyorum. Neyse, bayramın 4. günü, bayramın son günü Karadeniz kıyı kesimlerinde yağışlar bekleniliyor. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlar bekleniliyor. Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Hatay Osmaniye civarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniliyor arkadaşlar. Cuma günü inşallah. Cumartesi günü yine Akdeniz'in iç kesimlerinde daha çok olmak üzere, ayrıca Hatay Osmaniye civarında, Hatay'ın kıyı kesimlerinde olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Orta ve Doğu Karadeniz'de de yağışlar bekleniliyor arkadaşlar. Şimdi detaylı hava tahminine geçelim. Detaylı hava tahminine baktığımız zaman nerelerde yağışlar bekleniliyormuş diye bakacağız arkadaşlar. Şimdi Akdeniz'de yağışlar bekleniliyor ve Karadeniz'de yağışlar bekleniliyor arkadaşlar. Marmara'da yağışlar bekleniliyor inşallah. Özellikle şunu söylemem gerekiyor. Büyük ihtimalle Trabzon, Rize, Artvin civarında yağışların yeniden kuvvetli olması bekleniliyor arkadaşlar. Dikkat diyelim bu bölgede yaşayanlar için. Şimdi bayram Salı günü başlıyor, değil mi? Salıdan itibaren bakalım. Hatta bayramın arifesinden bir bakalım. Pazartesinden itibaren bakalım. Yağış durumuna. Arkadaşlar sesler gelebilir, kusuruma bir bakmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın. Pazartesi günü Bolu civarında hafif bir yağış geçişi olabilir arkadaşlar. Pazartesi günü Salı'ya geçtik. Salı günü Marmara'da yağışlar bekleniliyor. Bir miktar. Çarşamba günü Karadeniz, Doğu Karadeniz'de, Marmara'da, Batı Karadeniz'de, hatta Orta Karadeniz'e de yayılıyor yağışlar. Perşembe günü Doğu Karadeniz, bir dakika dur, ne of, bir dakika dur dediğimde duracaksın, tamam mı? Allah Allah.
Yanlış mouse aldım da arkadaşlar. Mouse diyorum. Valla bozuldu video. Neyse. Çarşamba, Perşembe günü arkadaşlar. Doğu Karadeniz'de şöyle göstereyim size. Kuvvetli yağışlar bekleniliyor Perşembe günü. Aman dikkat diyelim. Artı olarak Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Hatay'ın kuzey kıyılık kesimlerinde yağışlar da bekleniliyor. Gördüğünüz üzere şiddetli yağışlar var Rize civarında. Sel ihtimaline karşı dikkat diyelim. Şimdiden uyarayım arkadaşlar. Perşembe günü için. Perşembe günü özellikle akşam saatlerinde Rize, Akdeniz civarında şiddetli ve aşırı yağışlar bekleniliyor. Aman dikkat diyelim arkadaşlar. Cuma'ya geçtik. Cuma günü Akdeniz'de yağışlar bekleniliyor. Karadeniz'de yağışlar bekleniliyor. Marmara'nın bazı kesimlerinde yağışlar bekleniliyor. Özellikle Trakya kesiminde. Samsun civarında, Rize civarında yağışlar bekleniliyor. Muğla'da yağışlar bekleniliyor. Cumartesi günü. Hatay civarında yağışlar bekleniliyor pazar günü. Mersin civarında bekleniliyor. Mersin'in iç kesimlerinde. Doğu Karadeniz'de bekleniliyor pazartesi günü. 26 Temmuz'da. Şimdi sıcaklıklara geçelim. Çok sıcak arkadaşlar ya Mersin'de yaşıyorum da ben. Aşırı sıcak terledim. Bakalım. Gece olduğu için böyle. Şöyle bakalım. Hatta şuradan başlayalım. Cumartesi yani bugün Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunda sıcaklıkların çok yüksek olduğu gözüküyor. Pazara geçtiğimiz zaman pazar günü daha çok iç kesimlere yayılması bekleniliyor sıcak havaların. Pazartesi günü iç kesimlerde sıcak havanın devam etmesi bekleniliyor. Artı olarak Güneydoğu Anadolu zaten çok sıcak. Bildiğiniz üzere. Salı günü yağışların yavaştan yurdumuza girmesiyle birlikte sıcaklıkların bir miktar düşmesi bekleniliyor arkadaşlar inşallah. Gördüğünüz üzere çarşamba günü giderek düşüşte sıcaklıklar inşallah. Perşembe günü iyice düşmüş sıcaklıklar. Ankara 29 dereceye, İstanbul 27 dereceye kadar gerilemiş durumda. Ben bir şey merak ettim yalnız. "29" diyor. Biz İskenderun'a gideceğimiz için İskenderun'da 29'muş. Tamam. Yalnız şöyle bir durum var. Çarşambadan itibaren Ege'nin iç kesimleri özellikle olmak üzere gördüğünüz üzere arkadaşlar Ege'nin iç kesimlerinde daha çok yük olmak üzere sıcak havaların yeniden başlaması bekleniliyor. Gördüğünüz üzere giderek yükseliyor Ege'de sıcaklıklar. Perşembe Cuma'ya geldik. Cuma günü yine yüksek Ege'de bir miktar yüksek arkadaşlar. Onun dışında yurdumuzun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar giderek düşmüş durumda. Cumartesi'ye geçelim. Cumartesi günü daha da düşük durumda kuzey kesimlerde sıcaklıklar inşallah. Birçok yerde sıcaklıklar düşmüş durumda. Yalnız Aydın civarında sıcaklıklar hala yüksek. Şanlıurfa, Mardin, Şırnak civarında hala yüksek arkadaşlar. Bu da normal bir şey zaten. Pazar. Yurdumuzun büyük bir
bölümünde sıcaklıklar aynı. Ve pazartesi son gün sıcaklıklar aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Son günde de pazartesi günü. Evet arkadaşlar. Başka bakabileceğimiz bir şey var mı diye bir bakıyorum. Şöyle bir yapalım. Rüzgara bakalım. Fırtına bekleniliyor muymuş? Pazartesi günü fırtına beklenmiyor. Dur, yanlış şeye bastım. Normal rüzgara basacaktık. Çok sıcak. Ya yazın ortasında ne fırtınası ya? Fırtına mırtına olmaz. Akdeniz'e bir fırtınamsı rüzgar bekleniliyor. Varmış demek ki. Oluyormuş yani. Fırtınamsı rüzgar ama arkadaşlar. Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniliyor. Yerler fırtına şeklinde olmak üzere. Ne zaman? Çarşamba günü Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar. Perşembe günü Ege'de fırtınamsı rüzgar. Cuma günü Ege'de yine fırtınamsı rüzgar. Cumartesi Ege'de fırtına, Marmara'da fırtınamsı rüzgar. Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar. Pazar Ege'de fırtınamsı rüzgar. Pazartesi Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniliyor arkadaşlar. Bulutlara bakalım. Arife'den itibaren bayramın son güne kadar bulutluluk oranı. Bulutlar pazartesi günü özellikle İstanbul civarında yoğunlaşmış durumda. Doğu Anadolu'da yoğun bir şekilde var bulutluluk. Özellikle kuzey kesimlerde bulutluluk daha fazla. Salıya geçtik. Çarşambaya geçtik. Çarşamba günü gece saatlerinde Hatay civarında Akdeniz'de bulutluluk oranı yüksek. Ayrıca Doğu Karadeniz'de bayağı fazla bulutluluk oranı yüksek. Çarşamba günü gördüğünüz üzere kuzey kesimlerde yağışlar da bekleniliyor. Yağışlarla birlikte Perşembe'ye geçtik. Perşembe günü gördüğünüz üzere arkadaşlar Rize Artvin civarında aşırı yağışların bulutuna bir bakın, pembe bulut. Çok şiddetli yağışlar bekleniliyor arkadaşlar, aman dikkat diyelim Perşembe gününe. Cuma günü son gün Hatay civarında yağışlar bekleniliyor aynı şekilde. Mersin'de yağışlar bekleniliyor inşallah. Kuzey kesimlerimiz Karadeniz özellikle zaten bulutlulukta sınır tanımıyor. İç Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'da hiç bulutluluk yok. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şey yapalım bir de. Ne yapacaktık? Perşembe günü Çin GFS'den bakacağız. GFS'nin hava tahminine, yağmur şimşek tahminine bir bakacağız arkadaşlar. Nedeni bakalım şey mi? Yine kuvvetli yağışlar vermiş mi GFS? Yok, vermiş.
Gefese birazcık daha kuzeye doğru vermiş. Sınırımıza vermiş yani arkadaşlar kuvvetli yağışları. Bakalım ne olacak. Yağmur birikimine bir bakalım GFS'nin. GFS'de kuzey kesimlerimizde ve güney kesimlerimizde yağışlar bekleniyor diyor. Özellikle kuzey kesimlerimizde. Artı olarak şeye bakalım. İkona bir bakalım. Yok. Normal ikona bakalım. Yok. Perşembeye kadar gitmiyor. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bundan sonra kalan kısmı hava durumu değil. Benim özel şeylerimle ilgili konuşacağız. İsterseniz çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz Kurban Bayramı için İskenderun'a gideceğiz arkadaşlar. Bu nedenle YouTube'da ilgilenemeyeceğim. YouTube'a giremeyeceğim arkadaşlar. Lütfen kusuruma bakmayın. YouTube'a girip sizin kanalınıza ziyaret edemeyeceğim. Lütfen kusuruma bakmayın arkadaşlar. Daha çok işim var balkonla ilgili. Balkondaki çiçeklerimi götüreceğim İskenderun'a inşallah. Bayağı fazla çiçek gidecek İskenderun'a. Onunla ilgili de video çekerim inşallah. Orada zaten internet yok. İnternet olsa bile arkadaşlar o kadar işin arasında YouTube'a giremem. Zaten telefonum da yok. Var aslında ama o küçücük telefon eski telefon arkadaşlar. Eski telefonlardan. Ve YouTube'a girmiyor telefon. Nedenini bilmiyorum. Yani arkadaşlar kusuruma bakmayın. Uzun süre 16-17 gün video atamayacağım YouTube'a. Bir tek İskenderun'dayken bir tane kısa bir bilgilendirme videosu çekerim büyük ihtimalle arkadaşlar. Onun dışında video gelmeyecek. Başka eve gelince inşallah tüm her şeyin telafisini yapacağım arkadaşlar. Lütfen kusuruma bakmayın arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum. Komşuluğa gelemeyeceğim yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kusuruma bakmayın. Bu süreçte lütfen yanında olun arkadaşlar. Komşuluk ne derseniz arkadaşlar, komşuluk birbirine gitmektir. YouTuberlar birbirine böyle giderler arkadaşlar. Buna komşuluk deniliyor. Yani bilmeyenler için söyledim. Bu kısım YouTube kanalı olanları ilgilendiren kısımda arkadaşlar. YouTube kanalı olanları ilgilendiren kısım söylediğime göre başka da kısım da olmadığına göre artık videoyu kapatabilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar yine söylüyorum lütfen kusuruma bakmayın. İnşallah her şey daha güzel olacak. İnşallah babam bana telefon alacak. İnşallah telefon alınca daha çok sizinle ilgilenebileceğim. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi ben İskenderun'dan dönünce derslere başlayacağım. YKS'ye tekrardan gideceğim için derslere başlayacağım inşallah. Bu nedenle haftada iki video atacağım maalesef. Biri hava durumu, biri de bitki olmak üzere maalesef arkadaşlar. Ancak size gelmeye devam edeceğim. Günlük bir yaklaşık 1-1,5 saatimi YouTube'a ayıracağım yani arkadaşın inşallah. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Daha yorumlar kısmı var. Yorumlara kalp atamadım. Okuyamadım sizin yorumlarınızı arkadaşlar. Yetişir mi bilmiyorum. İnşallah yetişir arkadaşlar. Onları da bu akşam yapmaya çalışacağım. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.